arkadaşlar. Şimdi Sinop'tayız. Sinop Tarihi Cezaevi. Şöyle göstereyim arkadan ben size. Görüyorsunuz. Sinop Tarihi Cezaevi'ni gezeceğiz. Sinop'a geldik. Buradan sizlere de böyle bir küçük çekim yapalım dedik. Sinop Tarihi Cezaevi'ni gezerken. Ben ilk defa geliyorum arkadaşlar Sinop'a. O yüzden burayı da ilk defa gezeceğim. Hadi bakalım hep beraber ilk defa böyle bir gezelim bakalım. Kaskı size abi gel, bırakabilir miyim? Gel abi, orada gel. Mı? Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi burası güvenlik, sağ olsun. Şöyle göstereyim. Bizim kaskları aldı, ceketleri aldı, yardımcı oldular. Allah razı olsun kendilerine. Şöyle bir geçelim bakalım ne var burada. Burada şöyle Sinop tarihi Sinop cezaevi. Efendim? Biletli. Alırız abi ya. Ben de öyle yapıyorum şimdi. Tamam, çıkarken tamam. Öderiz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Evet. Tarihi Sinop cezaevi. Selçuklular tarafından. 1214 yılında. Olmasın hemen ardından. Tüm cepheleri sık eleştirilmiş pencerelerle pencerelerin ayı görünmek üzere. Devletin en sonra evet arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Burada Sinop Cezaevi'nin tarihçesi yazmışlar. Şöyle oradan burayı okuyamazsınız ama en azından görmüş olun. Sinop Cezaevi'nin tarihçesi. Zor. Devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Sinop Cezaevi'nden. Burası çocuk ıslah evi müşahadele binasıymış. Şöyle gösterelim. Bu girmiş olduğumuz bölüm. Buradan şöyle geçiyoruz. Burası çocukların ıslah edildiği, yani tabiri caizse sopadan geçirildiği yerlerden biriymiş. Zamanın behrinde. Orada bir de Renault 9 var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dur bakayım çıkıyor mu lan? Çıkıyor. Bu Sinop Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından kullanılmış. Takoza alınmış. Şimdi de buradan şöyle devam edelim.
Evet. Orada yine bir araç var. Herhalde bir cezaevi aracı olsa gerek. Bakalım neymiş bu araç. Arkadaşlar burası. İşte şöyle de göstereyim ben size. Burası çocuk bölümü, mahkum nakil aracıymış. Şöyle gösterelim, Agustin marka. BMC. Maden İzmir. Nerede yapıldığını bilmiyorum. Ali abiniz İzmir diyor ama. Şöyle, zamanın cezaevi nakil aracı arkadaşlar. İngilizlerin. Buraya da şöyle gösterelim bunu. Kilitlemişler. İşte kimse geçip oynayıp zarar vermesin diye tellerle çevrilmiş arkadaşlar. Şimdi buradan çocuk cezaevi dedikleri binaya geçeceğiz. Bunun içinde galiba restorasyon çalışmaları var. Öyle bir şey dedik ama gördük. Evet, görüyorsunuz. 1939 yılı çocuk ıslah evi. Şöyle gözüküyor mu arkadaşlar? Şuradan şöyle gösterirsem. Şu 1939 yılı çocuk ıslah evi dedikleri yerdeyiz. Kazı yapıldı, burada yasak girmek. Atatürk'ümüz ne yazmış? Özgür ve elgin alınan vatan çocuklarının cezası bittiği zaman topluma yararlı olur. Buradan üst kata çıkarmıyorlar arkadaşlar. Üst kata çıkmanın yasak olduğunu yazmışlar. Burada da kazı. Burada Sinop Kale arkeolojik kazıları yapıldığı dolayısıyla içeriye almıyorlar. Yani çok fazla da görebileceğimiz bir şey yok. Galiba önemli olan bölümleri kapatmışlar. Burada niye? Şöyle göstereyim. Bir oda var. Ama tabii bir fazla bir şey göremiyorum. Daha cami var. Üstüne yazı. Doğru, kapı da kapalı. Yani buradan göreceklerimiz şimdi bu kadar. Şöyle binanın üst kısmına çıkışı yasaklamışlar arkadaşlar. Arabalar çalışıyor galiba burada. Şu arkamdan geçen andirine var. Arkadaki andirine içeride gazı yapıyormuş. Diğer bölümlere bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir sırtıma alayım bakayım bunu. Bir de Telliban türküsünü elime alayım. Ali abi söyle bak. Telliban türküsünü söyle de. Kayfur çalınır, hapishanede. Hapishanelere güneş doğmuyor mu diyeceğim? Belli bank türküsü olsa olmaz mıydı? Oh kızım. Ne güzel yapıyor. Bunlar da kopya herhalde, baksana mermi şey, gemi ne? Bilmiyorum onlar neyse. Gemi kokuna benziyor. So, tekrar şimdi. Ana bölüme geçiyoruz. Şöyle burası ana bölüm. Yani hof, bahçenin hofundayız arkadaşlar. Şöyle şu arka kısım ana giriş. Oradan girdik. Oraya mı gireceğiz? Mahkumların el sanatları diye şöyle burada satılan şeyler var arkadaşlar. İzzet yazsa da bizi bir İzzet'e götürsek Mannheim'ı. Satılmakta olan el sanatlarının tümü Sinop E tipi kapalı ceza infaz kurumu mahkumlarına ait olup almış olduğunuz ürünlerin paraları herhangi bir kesintiye uğramadan kendilerine ulaştırılmaktadır. Yani buradaki bu görmüş olunan
eşyaların, bunların satılanların ücretlerinin mahkumlara iletildiğini yazan bir yazı var arkadaşlar. Ondan sonra şimdi zindan varmış. Zindana geçeceğiz arkadaşlar. Biraz kalabalık. Bakalım şöyle bir. Şimdi de bir zindana giriyoruz arkadaşlar. Burası zindan diye adlandırdıkları alan. Hani Emine Nur nerede? Emine Nur şu anda. Burası zindan. Daha apaydınlık. Kapana da atıp evet arkadaşlar, burası zindan dedikleri alan, görüyorsunuz. Işık yok, sadece zindanda ışık olur. İçerideki lamba var. Yani bizim kafana depolar var. Zincirler var, herhalde bunlar şöyle gözüküyor mu? Zincirler mi? Şöyle, bunlar kelepçeli. Görüyor musunuz şöyle? Bunlar kelepçeliyorlarmış. Galiba işkence yaparken kullandıkları zincirler olsa gerek. Boyun için galiba bu. Burada. Şöyle görebiliyor musunuz? Alarm ışık yapsana. Yok mu telefon? Bir net görelim. Galiba burada ciddi şekilde işkenceler olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bu insanların boynuna geçirdikleri kelepçe. 14-15 lira. Oldukları kelepçeler şöyle biraz daha ışık herhalde. Görüyor musunuz arkadaşlar, insanlar artık bilmiyorum ne kadar güçlülermiş ki böyle bir şeylere ihtiyaç duymuşlar veya artık canları nasıl yandıysa ki o zaman böyle bir şeyleri kırmışlar. Buralara biraz daha şöyle yaklaştırırsam zincirlerin kalınlığında görebilirsiniz. Ciddi bir şekilde galiba işkence odasıymış burası. İyi ki de hele kimse zaman yaşamıyor. Olmuş. Galiba burada bir lavabo varmış. Burayı göstermeyelim. Geç. Başka ne var burada? Kapalı görüş yeri. Evet, burada bir şuraya da girelim mi? Kapalı görüş yeri. Şimdi buradan da kapalı görüş yeri dedikleri alana gireceğiz arkadaşlar. Girebilirsek. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz burası da kapalı görüş alanı dedikleri yer. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada kamalar var. Kama neydi Türkçesi Ali? Yani bölmeler var. Kulübeler. Buradan görüyorsunuz şöyle 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yani buralardan bu tel örgülerin arasından görüşmeler yapılıyormuş arkadaşlar. Böyle buraları geçelim. Demek ki o zaman varmış tek tek orada görüşmeler. Buradan devam ediyor arkadaşlar. Allah işte geliyor orada. Bu kısımda arkadaşlar mahkumların olduğu kısım. Diğer az önceki göstermiş olduğum taraf mahkumların yakınlarının, ziyaretçilerin geldiği ortada yer. Ortada geliyorlar. Burası da sağlı sollu mahkumların geldiği taraf, geldiği alan. Yok, burası ziyaretçiler, mahkumlar ortada. İki tarafa dağılıyorlar. Öyle mi? Mahkumlar oradaymış. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Burada da aileler. Şurada mahkumların kanalı. Burası ortada mahkumlar, iki tarafta ziyaretçilerin geldiği. Bak buradan oraya geliyorlar iki taraf. Aynen. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Devam.
diğer taraflara, diğer bölümlere bakacağız. Gezi güzergahını takip ediyoruz. Gezi güzergahından şöyle inelim bakalım. Neler var? Nereye geldik arkadaşlar? Gezi güzergahı diyor. Oraya geldik. Burası neymiş? Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Burası cezaevinin tepeden görünüşü. Bu şekilde. Kapı altı denilen bir bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Ya onu da sizlere buradan görüyor musunuz şöyle, onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Devam edelim. Burada oturuyormuş. Yeri de bayağı kıyamış yani. Burası cezaevi müdürünün yeridir şöyle. Arkadaşlar görebildiğiniz kadar. Böylesi bir yerde müdür bey bayağı rahatındaymış. Şimdi hofa çıktık arkadaşlar yine. Bahçe lan. Bahçe tamam. Tamam. Bahçede biraz bir şöyle bir görüntü alalım. Bura bahçenin birinci kısmı. Şöyle aşağıya doğru birinci kısım. Şöyle. Bura bir ana bina arkadaşlar. Yani buradan cezaevi birinci kısım diyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Cezaevi birinci kısımda içeriye giriyoruz. Herhalde burada da ağır cezalı, hafif cezalılar ayrım ayrım yapmışlar. Şöyle arkadaşlar bir size bahçeyi göstereyim ben. Birbirini yemesinler. Burası birinci kısım cezaevinin bulunduğu bahçe. Bu şekilde şöyle göstereyim ben size.
Aynı şekilde yine bir oda var. Şöyle göstereyim ben size. Masalar falan var. Ne için kullanılıyor bilmiyorum ama yani ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama herhalde. Burada yine öyle zannediyorum ki arkadaşlar bir koğuşmuş. Çünkü yine burada arka tarafta görebiliyor musunuz? Yine bir tane lavabo var. Kapalı bir tane kapı var burada. Orası da yine galiba WC olarak kullanılan yer. Burası da galiba ikinci koğuştan bir tanesi. Bilmiyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bilgi alabileceğimiz kimse yok burada. Doğru. Burada yine bir tane kapı varmış. Kapatmışlar, örmüşler arkadaşlar. Niye örüldü bilmiyorum. Arka tarafı yine bir bölüm daha yine kapalı. Hala şöyle biraz karanlık ışık yok içeride. Bu alan yeni kapalı arkadaşlar. Buraya geçemiyoruz. Kilitli. Buradan ikinci bir kat var. Oraya çıkacağız. Bakalım burada katta ne var? Bir de burayı gezelim. Hemen girişte solda bir tane oda var arkadaşlar. Burası da yine havuçlardan bir tanesi. Çünkü odalar hep aynı. Bir tane lavabo, bir tane WC var mevcut. Burada buralar hep çivilemişler arkadaşlar, çivilemişler WC'leri. Tavanlar falan. Vallahi felaket bir durumda, işler acısı her taraf. Burada cümleler kilitleniyor arkadaşlar, söyleyecek söz bulamıyorum. Burada hiç bana göre değilmiş. Burası mutfak galiba arkadaşlar veya bilmiyorum mahkumların yemeklerinin çıkmış olduğu yer falan, mutfak tarzı bir şey olsa gerek ki burada mutfak taşını görüyorsunuz şöyle. Mutfak taşı var. Burada şey var. Abdülhavı davulmaz var. Türkçesi davulmaz olması lazım galiba. Herhalde tahmin ediyorum mutfak falan olsa gerek yani mahkumların yemekleri. Burası da şöyle göstereyim, banyo. Burada bir tane küçük bir lavabo. Buralar duş kabinleri galiba arkadaşlar. Şöyle bakalım görebiliyoruz mu? Kapatmışlar ama şöyle çivilemişler bu kapıları. Bakalım şöyle görebiliyorsanız. Nasıl bilmiyorum. Ondan sonra şöyle. Burası diğer bir koğuş. Aynı şekilde koğuşların kesimleri hep aynı şekilde arkadaşlar. Bir tane lavabo, bir tane vitri ve şu yukarılarda bakın, şuralarda görmüş olduğunuz yerler galiba ranzalar 3-4 kat mıydı neydi bilmiyorum ama elbise falan asmak için yapılan şeyler arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem eğer, nerede kaldı, bu şekilde gösterebilirim acaba. Buralar askı, askılık böyle söyleyeyim. Veya nasıl yetişiyorlar oralara onları da bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı bir yüksekte. Benim boyum 1.82. Yani benim gibi hemen hemen neredeyse bir tane daha lazım oraya ulaşabilmek için. Neyle asmışlar, nasıl kullanmışlar bilmiyorum onları. Burada ikinci bir bölüm var. Burası da yine aynı şekilde ama burası daha küçük bir koğuş. Burada lavabo falan yok. Tuvalet var galiba. Ondan sonra iki tane daha kapalı kapı var. Şuradan
İçeriye gönderirim arkadaşlar. Ben giremiyorum. Siz girin şöyle bir bakın. Telefon içeri düşerse kopya yedik, alamayız da. Şöyle. Bir çevirelim kameramızı. Bir dakika arkadaşlar, kamerayı çevirmeden görüntü alamıyoruz hızım. Zor. Hadi bakayım siz içeriye arkadaşlar, ben dışarıdayım. Arkadaşlar şöyle göstereyim, bu oda kapalı bir kapı görünüyor. Kapı deneyelim, kamerayı içeriye saldık. Hayır, görüntü. Odan da çıkalım. Zın. Zor. İkinci bir kapalı kapıdan. Hadi bakayım sizi içeriye göndereyim. Şöyle. Buralarda galiba yıkılıp dökülmek üzere olduğu için buraları kapatmışlar. Kapıdan içeriye kaça kaldım dedim. Zor. Şimdi gelin bakayım. Burası da yine bir boş alan. Mutfak. Ali abimiz mahkumiyetten kurtuldu, kaçtı. Çok terledim içeride ya. Sen terlemedin mi? Evet arkadaşlar. Sinop cezaevinin bir kısmını böylelikle gezmiş olduk. Şimdi ikinci bir kısım var. O tarafa doğru gidiyoruz. Bilmiyorum orada ne var, neler göreceğiz. Hep birlikte gidelim, görelim bakalım. Kısım ağır cezalı, hafif cezalı. Yani hayırlı hiçbir var. Şekilde bir açıklama falan yok arkadaşlar işte. Ne bileyim şu koğuşu, şu koğuşu, kapalı cezaevi açık, ne bileyim F tipi, E tipi gibi hiçbir yazı falan yok. Yani sağ olsun Kültür Bakanlığımız güzel bir çalışma yapmış. Hiç öyle bir çalışması falan yok. Kapıları açmış, gir gez çık, öde parayı diye bir sistem koymuşlar. Yani burada kim nerede yatmış, hangi koğuş, hangi bölüm veya niye bu alanlar var, ona dair hiçbir yazı yok doğru dürüst içerilerde. Sadece yıkılmaya terk edilmiş bir şekilde duruyor. Yok, sadece binanın girişinde cezaevi birinci kısım, cezaevi ikinci kısım diye bir yazı var. Onun dışında başka tarihçesi nedir, ne olmuş, ne olmamış. Şöyle görüyorsanız arkadaşlar bütün bilgilendirme bundan ibaret. Hep aynı, burada aynı. Hangi filmler çekilmiş sadece onu yazmışlar. Başka bir şey yazmamışlar. Evet. Şimdi buradan da arkadaşlar cezaevinin ikinci kısmına, ikinci bölüme geldik. Muhtemelen içerisi yine aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum ama yine de buraya kadar gelmişken bölümleri de gezelim, görelim. Burada bir tane ne varmış? Maket atölyesi. Arkadaşlar şöyle kapının üzerinde maket atölyesi diye bir yazı var. Görüyorsunuzdur inşallah. Şurada maket atölyesiymiş burası. Muhtemelen burada mahkumların yapmış olduğu maketler, çalışmalar falan yapıldığı alan.
Başka bir şey yok. Şimdi kısım dedikleri alana geçiyoruz şimdi de. Hiç de bile mahkum görmedim yani. Şöyle yukarıda bir yazı var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum tam ama. Kan kanla değişimiyle yıkanır. Öç almanın sonu yoktur diye bir yazı yazılmış. Shakespeare diye bir yazısı yazmış. Burada gibi kapalı bölüm var. Görebilir misiniz? Şöyle de bilmiyorum. İçeriği. Burası yine kapalı bir bölüm. Burası az önceki geçmiş olduğumuz maket atölyesi denilen bölüm arkadaşlar. Buradan şöyle yukarıya çıkabilirim. Görüyorsunuz. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Buraya giriş salon. Bakalım buradan da yukarıya çıkalım. Tablolar çizilmiş. Zannedersem bunlar. Ben bunları yağlı boya diye sanmıştım ama değil arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Buraları ben yağlı boya çalışmıştım. Mezarların falan bulunduğu yerlerdeki çalışmalardan alınan görüntüler arkadaşlar. So. Cezaevi ikinci kısımda devam ediyoruz. Aynen, tek içi yatıyor. Evet arkadaşlar, şuradan. Bir oda daha yine. Tabii ki çok değişik bir şey yok, çok değişik bir şey gösteremiyorum. Hoş sonuçta arkadaşlar. Tamam. Şu kameram bir daha çevirirse. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Parmaklıklar ardında adlı dizin film seti burasıymış arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. O dizi burada çekilmiş. Böyle bir koğuş hazırlanmış. Bunlar da toparlanmamış. Muhtemelen dizi bilmiyorum hala çekiliyor mu? Çekiliyorsa böyle hazırken gelip burada çekiyorlar demek ki. Evet. Parmaklıklar ardında denilen dizi burada çekiliyormuş. Tamam. Kan özle değil, suyla temizlenir diye de bir şey var. Şimdi arkadaşlar şuradan sizi ben yine bir içeriye göndereceğim. Bir müzumsuzluk yapacağım. Bakın burası da daha önce kullanılan mahkumların kullandığı eşyaların bulunduğu bir alan. Burayı kapatmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben telefonu buradan selfie çubuğuyla içeriye gönderip çektim burasını arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz içeriği.
Burası öyle kullanılan bir alan. Burayı kilitlemişler. Burada yine mutfak olarak kullanılan bir alan varmış arkadaşlar. Ve buradan tekrar aşağıya iniyoruz. Cezaevi ikinci şekilde burada yine kapılar kapalı. Burası da cezaevinin bahçesi arkadaşlar. Yani herkesin ne bileyim hava almaya çıktığı alan olsa gerek burası. Bu sol taraftaki kısım, bu o kavak ağaçlarının olduğu yer. Orası birinci kısım. Burası ikinci kısım olarak geçiyor arkadaşlar. Şurada bir tane daha kapı var ama orası kapatılmış. Niye bilmiyorum. Şöyle kameramızı tekrar düzeltelim. Şu kısım, burada bir tane kapı daha var. Burası kapalı, oraya giremiyoruz. Zor. Ondan sonra bir başka bir bölüme daha geçiyoruz arkadaşlar. Burası gezi güzergahı demişler. Herhalde cezaevinin üçüncü ve son kısmı olsa gerek. Selahattin Ali Koğuş'u. Pardon, Sabahattin Ali Koğuş'un diye bir yer. Öncelikle şöyle bir size bahçeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bahçe. Bu şekilde. Burası bahçenin arkadaşı. Bir söyleyebilir miyim sana? Şimdi buradan İçeriye girelim bakalım arkadaşlar, burada ne var? Yazmış olduğu bir şiir arkadaşlar. Şimdi arkada şöyle bir yazı var. Ondan sonra. Evet, burada birçok Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu şiir ve var arkadaşlar. Buradaki alanların çok kapalı. Bu alanlar hep kapatılmış. Burada birçok koğuşlar var arkadaşlar. Üçüncü bölümündeyiz. Üçüncü bölümünde ve yine aynı şekilde koğuşlar mevcut. Kapılar kilitli, içerilere girilmiyor arkadaşlar. Buralar daha küçük. Bakın olacak mı bu? Şöyle sizi içeriye ben deneyim arkadaşlar. Kamerayı çevirmeden olmuyor.
Bir saniye hemen kamerayı çevirelim. Şöyle. Buralar kapalı olan alanlar arkadaşlar. Buralar kapatılmış. Ama galiba buralar olan alanlar. Yalnız kalsınlar falan bir zindan gibi. Ondan sonra böyle devam edeyim. Burası yine, evet benim az önce de tahmin etmiş olduğum gibi arkadaşlar, aşağıdaki bölümlerde bahsettiğimde söylemiştim yukarıdaki o askılara nasıl yetişiliyor diye. Görmüş olduğunuz üzere ranzalar 3 katlı. Bunlar o zamanlardan kalma ranzalar. Görüyorsunuz dolap, sandalye, masa. Bunlar o zamanlardan kalanlar ki şimdi yukarıdaki o askılara nasıl yetişildiğini anlıyoruz. Yani bu sağda, solda yatanlar ortada o askıları kullanıyorlarmış arkadaşlar. Çünkü ranzalar görüyorsunuz 3 katlı. Yani şey falan yok. Merdiven falan yok. Yani böyleymiş. Şimdi anlamış olduk nasıl olduğunu. Buradaki ranzalardan bir tanesi. Burada yine bir tane kilitli alan var. Burayı da şöyle göstereyim. Buradan bir kat daha var arkada. Oraya çıkacağız şimdi. Yani hiç hoş her şeyi ürpertecek arkadaşlar. Buranın yaşanmışlarını bilmek istemiyorum. Korkusuz dost arayan dostsuz kalır. Demiş yine. Hoş, mavi ilmi. İlk defa bir yazı. Yine aynı şekilde arkadaşlar, buralar kapalı olan borçlar. Kapıları o zaman sistemleri bu şekilde inmiş arkadaşlar. Bir, iki, üç çeşit tren sistemi varmış. Evet. Sabahattin Ali'nin karşıdaki resmi var arkadaş. 1907-1948 yılları arasında. Allah'ım.
Arkadaşlar, göstereyim ben size. Yine Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu bir yazının görüntüsü ve burası muhtemelen kaldığı boş diye düşünüyorum. Bir bilgilendirici yazı olmadığı için arkadaşlar size ben de bilgi veremiyorum. Ama büyük bir ihtimal kendisinin kalmış olduğu göstermiş olduk size. Kameramızı tekrar çevirelim. Şöyle. Sabahattin Ali'nin koğuşundan çıkıyoruz arkadaşlar. Burası Sabahattin Ali'nin koğuşu. Oradan çıkıyoruz. Tekrar gider değiştiririm ben oraya. Şey, buradan çekip tamam. Sen tam oraya. Oraya çek abicim, acele et. Arkadaşım hani olur. Arkadaşım çek. Ben video çekiyorum, sıkıntı yok hocam. Yok. Sen geç oraya. Burası Sabahattin Halim'in koğuşunun olduğunu belirten yazı. Bana bak. Bakıyorum. Vermiş olmalıyım size. Bir daha bak. İçeride koğuşunu göstermişti. Evet. Dışarıda deli dalgalar. Girişten var burada. Arkadaşlar şöyle. Ama nerede? Nerede olduğunu dinledin mi? Şey. Buradan devam ediyoruz yine arkadaşlar gezi. Burada da bir bölüm var. Disiplin hücreleri. Şöyle göstereyim. Bu hücreler disiplin cezası alanların hücreleri olduğu alanlar olsa gerek. Burada bir tane tuvalet var. Başka bir şey yok. Burası disiplin cezası alanların İçerisi yine kapalı gözükmüyor hiçbir şey. Kuşuzdan öyle yapıyorlarmış. Hı? Kuşuzdan atıyorlarmış. Tamam. Şimdi devam ediyor arkadaşlar buradan. Şöyle ben size bir daha geriye doğru göstereyim. Burası da. Bakalım ne var ileride. Sonuçlanıyor, burası bitiyor. Başka bir şey yok. Buranın devamı yok. Aa, dördüncü kısım, cezaevi dördüncü kısım varmış. Oraya bakalım. Disiplin hücrelerinin olduğu bir bölüm daha var burada. Burası da muhtemelen aynı şekilde olsa gerek. Şöyle görürseniz burası da disiplin cezası alanların atıldığı bir bölüm. Şöyle disiplin cezası alanların atıldığı bir bölüm.
Oradan. Şöyle koridordan. Bakalım buradan. Hücreler var işte arkadaşlar ya. Buralar. Şöyle görüyorsunuz içeriği. Disiplin cezası. Az önce kamera kapandı arkadaşlar. Niye kapandı bilmiyorum. Çekim bir saati geçtiği için kapanmış olabilir. O yüzden tekrardan açtım. Burada da yine bir bölüm var. Burası da disiplin cezası alanların kapatıldığı alanlardan bir tanesi olsa gerek. Yani çok dar bir alan. Burada görüyorsunuz. İçeride hiçbir şey göremiyorum ama içerisi çok dar arkadaşlar. Keşke onu diğer türlü kamerayı bir açıp göstereceğim size şimdi. Çünkü buradan kapatmam lazım. Nasıl olsa birleştirme yapacağım. Video koptu fark etmiyorum için. Evet arkadaşlar, videoyu tekrar kapatıp açmak zorunda kaldım. Yani burası yine bir hücre bu şekilde. Yani burada bir tane gördüğünüz gibi sandalye var. Başka hiçbir şey yok. Burası disiplin cezası alanların kapatıldığı alan. Şöyle görüyorsunuz. Başka da bir şey yok içinde. Burada ışık olmadığı için kamerayı şu anda tersten açıp flash ile çekiyorum. Görüyorsunuz. Şöyle. Devam edelim arkadaşlar. Evet, burası disiplin cezası alanların kaldığı boşluk demiştik. Şöyle görüyorsunuz. Burada en azından tuvalet var. Diğer taraflarda oda yoktu. Buradan başka bir bölüme geçelim. Bir bölüm daha burada var. Görüyorsunuz. Buralarda yine herhalde hamam, insanların duş aldığı yerlerden birisi, öyle gözüküyor. Yani hiçbir bilgilendirici bir tabela falan olmadığı için arkadaşlar tahmin üzerine nelerin olmuş olabileceğini yürütüyoruz. Şöyle ben yine bunu görüyorsunuz, burası şu kapı, kapılar tamamen kapalı. Kapının üzerinde bir küçük delik var. Buradan içeriye böyle sel fıçı boyuyla salıyorum. Ve oradan odaların içlerini gösteriyorum. Burası da yine ceza alanları kapatıldı. Sadece bir tane tuvaletin olduğu küçücük bir oda. Şimdi buradan devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? Dördüncü cezaevi, dördüncü kısım dedikleri alana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Cezaevi dördüncü kısım dedikleri alan. Şuradan şöyle merdivenlerden yukarı. Cezaevi dördüncü kısım koğuşları. Böyle uzun bir koridor var arkadaşlar. Orası herhalde çıkışa doğru gidiyor. Biz şuradan dördüncü kısım dedikleri o filmlerde volta attıkları alanda burası işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurası çıkış kapısı. Burası tellerle çevrilmiş alan. Mahkumların burada hava almaya çıktıkları bahçede burası. Buradan şimdi dördüncü kısım olan yere geldik. Burada bir tane oda var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bir tane oda var. Yani bir koğuş varmış tahminimce burada. Şurası herhalde mutfak falan olmak üzere kullanılan alan. Ve burası da yine Betty'nin olduğu yer. Burada galiba bilmiyorum hangi tür suçtan olanlar vardı. Onların olduğu dördüncü kısım da burası. Şimdi burada
buradan. Şu hofu göstermiştim ben size arkadaşlar. Buradan gelmiştik. Bu bahçede. Buradan gezi güzergahından devam ediyoruz. Uzun ince bir koridor var. Koridordan ileriye doğru yürüyoruz arkadaşlar. Bakalım ileride ne var veya gezi tamamlandı mı bilemiyorum. O yüzden bir bakalım bakayım. Yine burada bir tane koğuş var. Ama burası da kapatılmış arkadaşlar. Kilitli görüyorsunuz. Burada da yine şöyle gösterelim. Bir koğuş daha varmış. Az önce dördüncü kısım dedikleri yerin yanında bir tane koğuş daha var. Ama burasını kilitlemişler. Burası kilitli. Bir selfie çubuğunu içeriye sokaraktan yine çektik. Sonra görmüş olduğumuz gibi koğuş diyor. Ve diğer kısma doğru gidecek olursak ne var burada? Yine burada da bir tane şöyle içeriye alayım ben. Selfie çubuğunu içeriye alıp ancak çekebiliyorum. Görüyorsunuz burada da yine bir tane koğuş varmış arkadaşlar. Burası da kilitli. Şurası koğuşun girişi. Ve burada bahçesi, volta atan mahkumların volta atmış olduğu alan şurası. Buralar da kapalı. Görüyorsunuz. Bayağı da bir yüksek bir şekilde. Sonra buradan da şöyle yukarıya doğru gelelim arkadaşlar. So. Burada yine bir bölüm var. Buradan kapatmışlar arkadaşlar. Burası devam etmiyor. Görüyorsunuz şurada. Şöyle bir devam daha var. Ama bu bölümü nedense kapatmışlar. Buradan daha fazla ileriye gitmiyor. Burası az önceki göstermiş olduğum şeyin devamı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Az önceki göstermiş olduğum volta atılan havalandırmanın olduğu bölüm. So, buradan sonrası da yok. Arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz buradan devam ediyor. Ben şu kamerayı bir daha çevireyim. Diğer tarafta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Burası tarihi Sinop cezaevinin son durağı. Gezdik. Burası son durak. Buradan öteye daha gidiş yok. Buradan tekrar çıkışa doğru döneceğiz şimdi. Burası arkaya doğru bir gidiş daha var ama orayı kapatmışlar arkadaşlar. Oradan geçiş yok. Şöyle gösterecek olursam ben size arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ince koridordan aşağıya doğru ineceğiz. Burası cezaevinin dördüncü kısmı. Dördüncü kısım. Koğuşların olduğu Sinop cezaevinin dördüncü koğuşların olduğu kısım. Buradan tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Çıkışa doğru yöneliyoruz. Buralardan kaçışta zormuş vallahi. Bayağı bir yüksek ya. Kimsenin öyle kaçma gibi bir lüksü falan da yok yani burada arkadaşlar. Daha gösterelim. Şöyle görüyorsunuz. Dördüncü kısım cezaevinin koğuşların olduğu dördüncü kısım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güneş vuruyor oradan pek gözükmüyor ama şöyle göstereyim. Buralardan tırmanmak, kaçmak falan zamanında imkansızmış. Şu anda da imkansız. Buradan kesinlikle çıkış falan yapılmaz. Hemen hemen bir saat gibi bir zamana ihtiyaç var.
cezaevinin komplesini gezebilmek için bir saat gibi bir zamana ihtiyacımız var. Koğuşların olduğu dördüncü kısım burasıydı. Biz her tarafı dolandık. Ali yarıda kaçtı. Ali nerede bilmiyorum. Kayıplara karıştı o. Ben burada dördüncü kısımdan çıkıyorum arkadaşlar. İşte yakaladık. Ali abi neredesin ya? Ben de görevliden hepsini anlattı bana. Buranın ne olduğunu 96'nın sonuna kadar. Onu dinledim. Okumaya gerek kalmadı. Sen telli mi? Su gibi olmuş. Ben her tarafı ben gezdim. Ben onun için ağacın altına oturdum ya. Her tarafı gezdik arkadaşlar. Yapmış evet. Motor elbise. Tarihi Sinop cezaevini burada böylelikle gezisini tamamlamış olduk. Size de sinema filmi gibi bir saatlik bir video çıktı. Vallahi her şeyi anlamışlardı. Ne güzel. Vallahi elimden güzel geldiği kadar anlatmaya göstermeye çalıştım arkadaşlar. Buraları cibit gibi ıslanmışsın bak o arada. Maalesef hiçbir yerde bir bilgilendirme. Burada neler yaşanmış. Neler olmuş hiçbir yazı yok. Sadece Sabahattin Ali'nin yazıları var. Onları gördük. Heh, şimdi burada hamam varmış arkadaşlar. Bir de orayı görelim. Burada. Burada nasıl hamam olmuş böyle ya? Hamam yazmışlar ama sanki mutfak gibi bir hali var arkadaşlar buranın. Bilmiyorum nasıl bir alanmış. Buradan şöyle bir daha çıkalım. Görüyorsunuz. Arkamda yazıyor hamam diye. Buralarda. Marina var ya. Buradakilerden zaten kaçış yok, yarım ara. Çıkan olmamış arkadaşlar. Burada hep yani bayağı zorlanmışlar yatanlar. Nem götürüyormuş yani 7-8 sene. Buradaki nem insanları öldürüyormuş arkadaşlar. Burası hamammış. Evet, asıl hamama şimdi geldik. Görüyorsunuz yerde taslarla hamam yıkamalı yerler var. Burada yaşayanlar gelip burada hamamlarını yapıyormuş. Ben de duymuştum arkadaşlar. Burada mahkum edilenler ölmeyince çıkmıyormuş. Öyle söyleyelim. Yani burada çok nadir çıkanlardan olmuş. Bir de Diyarbakır'da varmış böyle. Bir orası burası da böyle ağır olan. Yine şöyle göstereyim arkadaşlar. Cezaevi üçüncü kısım. Orayı da şöyle görmüş olalım. Cezaevi üçüncü kısım herhalde burası da böyle bir bahçe gibi bir yer. Mahkumların yakınları geldiği zaman bilmiyorum burada mı bekliyorlardı, ne amaçla kullanıldı. Maalesef hiçbir şekilde bir bilgi yok. Evet. Şunun önünde bir dur şunu. Dama düştüğümüz belli olsun. Ben için resim çektim attım. Hadi bakın çek bakalım. Şimdi şöyle bir şey varmış veya yapmışlar görüyorsunuz arkadaşlar. Tarihi Sinop Cezaevi'nin hatırası. Hatırası baksana lan buradan hatıra mı oldu? Oldu işte. Evet. Ali abim beni de Sinop'ta çekti. Buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Sinop cezaevinden bu kadar şimdilik. Bu kısmı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Sinop cezaevinin gezisini yapmış olduk. Ben burayı merak ediyordum arkadaşlar.
mutlaka yani gelip görmek istiyorum. Ve gelip görmüş olduk burada. Bu geziyi de böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi çıkışa doğru yürüyoruz arkadaşlar. Buradan bilmiyorum. Herhalde istikametimiz tekrar Samsun olacak arkadaşlar. Ortalama bir saatlik bir motor yolculuğu yapacağız. Ya arkadaş, burada Sinop Samsun arasında o kadar güzel sahil yolu var ki, yani resmen aşık oldum. Böyle mi güzel olur? Bu kadar mı yani? Rahat yolculuk yapılır. Dünyada gördüğünüz en güzel yol. Allah kahretsin arkadaşlar. Yapma ya. O proyeyi yanımıza almadığımız için çekemiyoruz. Sağ ol, teşekkürler. Hoş geldin. Yani öyle, sağ ol, böyle bir sıkıntı var. Sınavı görek dedik. Hoş geldin. Gördük, sevindik. O yüzden maalesef sizlerle o motor görüntülerini paylaşamıyoruz. O yüzden üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Evet, buradan tekrar şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu arkamda kalan kısım giriş. Sinop cezaevinin girişi. Oradan buraya giriliyor. Evet arkadaşlar, buradan hepinize ciao bella diyoruz. Bütün geziyi tamamladık. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar tekrar merhaba. Cezaevinin çıkışında küçük bir market var. Burada cezaevindeki yatanların yapmış oldukları el sanatlarının satıldığı bir marketteyiz. Şöyle görüyorsunuz. Burada cezaevinde yatanların yapmış olduğu el sanatlarının satıldığı bir dükkandayız. Şöyle göstereyim ben size burasını. Yani bunlar buradaki, yani Sinop cezaevinde yatanların değil, değil mi abi? Bunlar hangi mahkumların yapmış olduğu? Bunlar şu anki Sinop cezaevi. Şu andaki Sinop cezaevinde bulunan mahkumların yapmış olduğu en sanatlar arkadaşlar. 80 kilometre şehir dışında Sinop cezaevimiz var. 20 yıl önce bura kapanınca açılan, faaliyete geçen. Yani 20 yıl önce bu tarihi Sinop cezaevi kapandıktan sonraki açılan, şehrinin 10 kilometre dışında bulunan cezaevindeki mahkumların yapmış olduğu el sanatlarının bulunduğu yerdeyiz. Buradaki satılan eşyaların ücretleri de mahkumların kendisine tamamen iletiliyormuş arkadaşlar. Buradan Allah kurtarsın diyelim. Burada videoyu sonuçlandırıyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar, tekrar açtım ben de. Burada görevli olan memur arkadaşımız diyor ki burada şöyle gösterelim. Şu 193 no'lu görebiliyor musunuz? Biraz daha yakına getireyim. Bakın. Her el sanatının üzerinde numaraları var. Bu 193 no'lu Trabzon simgesi bulunan el sanatının yapmış olan 193 no'lu mahkum. Burada satış yapıldıktan sonra, eğer bu kişinin adına satış yapıldıysa, burada memur beyin şöyle önünde göstereyim, defter var. 193 kimmiş isterseniz. Hemen memur bey. Kadir Demirbaş adında bir mahkum mesela. Kadir Demirbaş adında bir mahkumun. 171 lira yatırmışım, 116 yatırmışım. Şunlar da yatacak paraları hala. Buraya kuruşu kuruşuna not ediliyor. Buradan görevli arkadaşımız Kadir Demirbaş'ın adına satılanları buraya not alıyor ve kendisine kuruşu kuruşuna iletiliyormuş arkadaşlar. Biz de buradan şimdi bir katkımız olsun. Biz de alışverişimizi yapacağız. İnşallah onlar da sahiplerine ulaştırılacak. Tekrardan hoşça kalın arkadaşlar.